Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru kitabında 4. bölüm 3. testin çözümünü yapacağız. Üçgende açı ortayla ilgili bir test pekiştiriyorum testindeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım çözüme başlayalım. ABC bir üçgen demiş 3 5 x 65 verilmiş bir de burada BD uzunluğu 2K iken DC uzunluğunu 3K vermiş. Evet şuraya 3K buraya da 2K yazalım. Arkadaşlar sayılara bakacağız açıyla ilgili bir şey var burada. Ne yapmalıyız burada? Şuna bakacağız. Valla 2 bölü 3'ten bir şey gelmiyor ama burada 5 bölü 3 ya da 3 bölü 5 var mı? 3 bölü 5 aslında var. Nasıl var? Hocam 3 bölü 5. Aa, ne sağlanmış oldu o zaman? 3'ün 5'e oranı. Şuradaki 3'ün 5'e oranı eşit mi? Eşit. Nerede oluyordu bu? Dış açı ortayda. Demek ki bu dış açı ortay doğrusu olacak. Hangi üçgende? Arkadaşlar işte bu üçgende. Hani biz geometride genelde dış açı ortaylık varsa bu kural sağlanır diyoruz ya. Tanım sağlanır diyoruz ya. Tam tersi kuralda sağlanıyorsa dış açı ortaylıkta sağlanır diyebiliriz. Yani bu açıyla da bu açı birbirine eşit olacak. 65 ise burası da 65. Yani o zaman x artı 65 artı 65'in ne olması lazım? 180. E buradan x'i kaç buluruz arkadaşlar? 50 derece olarak buluruz. Evet birinci sorunun cevabı akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Arkadaşlar ne demiş bize burada? Burası alfa iken dbc açısına 2 alfa demiş. bcd açısı alfa iken dbc açısı 2 alfa demiş. Hmm. 8 var, 12 var, x var, AB ile AC birbirine eşit demiş. Hocam, burası 8, burası 8. Vallahi 2 alfa ile alfa arasını e, arasındaki ilişkiyi hep daha öncelerinde böyle uyarlamıştık. Yani temel mantığını kullanmıştık. Mesela ne yapabiliriz hocam? Alfa alfa diye bölsek iç açı ortayda. kollar yok, oranı yok, tabanlar oranı yok, bir iş bize yaramaz. Bir de küçük açıya ait x kenar oluşturma mantığı yapmıştık. Mesela şöyle bir alfa derece çeksem, İ, alfa alfa 2 alfa, ee, alfa derecelik nasıl çekeceğiz burada? Ha şuradan bir alfa çekersem alfa alfa burası 2 alfa şunların eşitliği. Maalesef yine özel bir durum oluşmadı. Ne yapacağız arkadaşlar? O zaman şuradaki ikizkenarlığa yoğunlaşacağız Hocam ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit değil midir? Aynen öyle. Taban açıları şu taban açısıyla buradaki taban açısı birbirine eşit. Aa hocam bu mavi açının dış açısı 2 alfa, bu da mavi açının dış açısı 2 alfa olacak ya şunu şöyle uzatırsak burası da alfa oluyor mu? Oluyor. Yani şurada ne çıktı o zaman arkadaşlar? Bir dış açı ortay çıkmış oldu. Tekrar söylüyorum. İkiz kenarın dış açısı bakın mavi açının dış açısı 2 alfa ise bu da mavi açının dış açısı 2 alfa olacak. Yani burası da alfa oldu. Dış açı ortay çıktı. E o zaman bu üçgende bir dış açı ortaylıkla karşılaştık. Hemen bunu kullanıyoruz. Yani dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Şu. Şunun tamamını oranı. Yani 12 bölü 20. Neye eşittir arkadaşlar? x bölü 8'e eşittir. E o zaman burada 4'e bölsen 3, 4'e bölsen 5, 24 bölü 5 mi geliyor buradan x? Evet cevabımız böylelikle 24 bölü 5 yaptı. Yani cevap denizli oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Evet oranlamalara bakalım arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman direkt açı ortaylık bir şey fark edemedik burada. Hemen AE uzunluğu K iken yazalım bakalım şuraya. AB uzunluğunu 2K demiş. E arkadaşlar şu açı ortaylığa baktığınızda bu tarafta 2'ye 1 oran varsa bu tarafta da 2'ye 1 oran olacağından burası 6 oldu? Evet. Şuraya 6 yazdık. Çok güzel. E hocam benim şurada şeyi kullanmam lazım mı? Evet. Şurada artık şöyle bir şey var arkadaşlar. Nereye bakacağız? Şu açı ortaylığı kullanmamız lazım. E hocam buradaki açı ortaylığı kullanacaksak, kullanacaksak yani şu üçgendeki açı ortay şuna bakacak olursak Kollardaki oran 6'ya x. E, tabandaki oran da 6'ya x olacak. Bakın ne olmuş? 6 iken yarısının kök katı olmuş. Yarısının kök katı olacak. Yani buraya 2y dersen burası y kök kim olacak arkadaşlar? Evet. Hani şu tarafındaki oran burada da olacak değil mi? Bak yarısının kök katı. Bu da yarısının kök katı. Hocam bundan sonrasında ne yapacağız? 3'ü kullanacağız. Hani açı ortay teoremi. 3 kare içinde kollar çarpımı 12y. Eksi tabanlar çarpımı değil mi de? Eksi tabanlar çarpımı o da 6 mi yaptı arkadaşlar. Evet, değil mi? Şu 3 kök ile kökün çarpımı 6. Bir de y'si de var. 6 y yaptı. Bura 9 eşittir. E, burası 6 y yaptı. Karekök 6 y. Karekök 6 y. Karesini aldığımız zaman 6 y yaptı. Buradan da y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 9 bölü 6 bulduk. Yani 3 bölü 2 bulduk. 3'e bölü 3. 3'e bölü 2. Bizden de x isteniyor. Ama x 2 y olduğundan dolayı 2 çarpı y. Y dediğimizde 3 bölü 2 olduğundan cevap kaç çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Dolayısıyla 3. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 4'e. 6, 8, 13 kendinden burayı bulduk. Eyvallah. Aa, başka bir şey var mı? A, ile DC C birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar şunlar şunlar birbirine eşit. E hocam burası 5, burası 5. Muhteşem 3'ten dolayı burası da 5 değil mi? Evet. E sonrasında ne yapacağız burada? Hocam şu üçgene bakacak olursak bir dış açı ortaylık var. Dış açı ortayın yerden başlayıp hop şu bölü tamamı. Yani x bölü x artı 5. Neye eşittir arkadaşlar? x bölü x artı 5. Hocam 5 bölü 6'ya eşittir. 5 bölü 6'ya eşit. Buradan 6x eşittir. 5x artı 25. Buradan da x kaç oldu? 25 oldu. Gençler o zaman dördüncü sorunun cevabı böylelikle. Akçay oldu. Geldik 5'e. Şimdi iki, bir iç bir dış var. Arkadaşlar şu üçgene dikkat edecek olursanız bu nasıl bir üçgen? Dik üçgen değil mi arkadaşlar? Çünkü A, A, B, B derseniz ha? 2 artı 2 b 180 olduğundan a artı b 90 oldu. Bak ad'yi 9 vermiş. dc'yi kaç vermiş? 12 vermiş. Bu dik üçgenle ilgili herhangi bir kenar yok. E, 9, 12, 15 diyebiliriz. be isteniliyor yalnız bizden. be'yi bulurken belki bunu kullanmayacağız ama dur bakalım. Şu açı ortaylıklar işimize yarayacak mı bakalım arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman hocam şuradaki açı ortaya bakalım isterseniz. Oradaki üçgen direkt işimize yaramadı. Şu üçgene bakacak olursak açı ortaydaki oran koldaki oran 9 bölü 15. Hocam 9 bölü 15 dediğimiz 3'e bölü 3 3'e bölü 5 yani burası 3K burası nedir arkadaşım 5K. E sonuçta şurayı buluruz biz tamam K'yı buluruz. Toplamda kaç K 8K eşittir 12 ise K'yı buradan 4'e bölü 3 4'e bölü 2 şeklinde buluruz. Tamam bulduk bunu. Sonra bir de şuradaki dış açı ortaylığı uygulayalım. Dış açı ortaylıkta da arkadaşlar şunun tamamını oranı yani şuraya bir BDX diyelim isterseniz. X bölü X artı 8K neye eşittir arkadaşlar? 9 bölü 15'e eşit olduğundan dolayı 3'e böl 3, 3'e böl 5. 5X eşittir 3X artı 24K oldu. Buradan 2X eşittir 24K oldu. X de buradan 12K oldu. Evet X'i 12K bulduk arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? BE. BE ya şuraya Y mi deseydik keşke BE X'miş. Buraya Y diyelim de işlem şey olmasın arkadaşlar sıkıntılı olmasın. Şuraya Y diyelim Y bir şey fark etmiyor da olsun kafa karışıklığı olmasın. Y'yi biz 12K bulmuş olduk arkadaşlar. Y 12K ise bizden ne isteniyor X. X nedir arkadaşlar BE uzunluğu yani 15K isteniyor arkadaşlar bizden. K da 3 bölü 2 idi. 15 çarpı 3 bölü 2'den 45 bölü 2 diye buluruz cevabı gençler. Yani 5. soru böylelikle edremit oldu geldik 6. soruya. Şu üçgene dikkat edecek olursak yine ne var arkadaşlar burada? Dik üçgen var. Fark ettiyseniz ilk etapta ben bu üçgene bakarım böyle açıortay olduğunda çünkü burası 90 derece AABB olduğundan dolayı e, zaten bu üçgen benim kenarları var mı bu üçgenin kenarları? Evet, o yok var. Olmasaydı direkt açıortaylıklara bakacaktım. Burada işimiz neymiş demek ki? Arkadaşlar buradaki dik üçgene bakacağız. Ne var burada? Dikten dik çizilmiş. Yani öklüt bağıntısı var. Şu çarpı tamamı. Evet buradan 4 3'ün karesi eşittir a çarpı a artı 8 olduğundan. Şu 48. 48 nedir? 4 ile 12'nin çarpımıdır. A buradan kaç geliyor o zaman arkadaşım? 4 geldi. Evet a'yı 4 buldum. Pisagor bağıntısından h'ı da bulurum. Ee, ya da direkt öklit yapın fark etmez. H kare deneye eşittir arkadaşlar. 4 çarpı 8'den 32. Kök 32'den nedir? 4 kök 2'ye eşittir. Haşı da 4 kökki diye bulduk. Bizden ne isteniyor? AB bölü BC isteniyor. AB bölü BC. Arkadaşlar direkt yine açı ortay muhabbetinden şunları böyle yazabiliriz. İşte kollardaki oran burada da olacak falan filan sonra Pisagor yapabiliriz ama direkt sanki dış açı ortaydan çıkacak arkadaşlar. Dış açı ortay şunun tamamının oranı. Yani 8 bölü BC neye eşittir arkadaşlar? 4 kökki bölü AB değil mi? Evet 4 2 bölü AB'ye eşittir. Bizden ne isteniyor? AB bölü BC isteniyor. AB'yi buraya atalım. AB 8'de de buraya atalım. Bölü B, C, neye eşit oldu? 4 kök 2 bölü 8'e eşit oldu. O da kök 2 bölü 2 yapar arkadaşlar. Yani 6. soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik 7'ye. Şimdi direkt oranlamalar soruda şekilde her şeyi verilmiş zaten arkadaşlar. İlk önce şuraya bakacağım, bakasım geldi. Hocam şuradaki açı ortayda şöyle bir oran var. İsterseniz buna bakın. Buradaki açı ortayda nasıl bir oran var? Hocam şöyle bir oran var. 2'ye 1 oran var fark ettiyseniz. Ya da hocam 6 bölü 8, 3 bölü 4 oran var. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E, Tabi e, ilk önce sarıyı da kullansak zaten onu yapacağız. E, sarıyı da kullansak bunu da kullanacağız. Ama şu sıralamada bence 6 bölü 8 yazsak daha iyi olur. Yani 6 bölü 8 nedir? 3 bölü 4 değil midir? 3K'ya 4K. E şimdi şu sarıda kaç ortayla bakacak olursam. Hocam 4K'daki 8 ise e, o zaman burası ne olacak arkadaşlar böyle? Hani 4k'daki 8 ise 4'teki nedir? 2k'dır diyebiliriz. Ya da bu taraftaki oran nedir? 2'ye 1. Bu taraftaki oran da 2'ye 1. 4 kaysa burası direkt nedir? Nedir diyebiliriz? 2k diyebiliriz arkadaşlar. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında bu dış açıortaylığı mı kullanacağız arkadaşlar? Bakalım. Sonrasında bu dış açıortaylığı mı kullanacağız? Bizden ne isteniliyor? DF uzunluğu isteniliyor. DF. Evet, dış açıortaylığı da kullanacağız galiba arkadaşlar. Dış açıortaylıkta da yalnız kullandığım zaman Hocam şunun tamamının oranı hani şu üçgene bakıyorum. Şunun tamamının oranı 3K bölü 6 eşit olacak ama burayı bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden farklı bir işlem daha yapmalıyız sanki. Burada bir açı ortay teoremi var mı? Var. Açı orta uzunluğu var arkadaşlar. Dikkat ederseniz. 4 artı 2K açı orta uzunluğu formülü kare içinde kollar çarpma x tabanlar çarpma deyimidir. Evet. 48 eksi 3, 3 ile 4'ü çarpma 12K kare arkadaşlar. E o zaman her iki tarafın karesini alalım. 16 artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı. Hani bunun karesini alıyorum arkadaşlar. 16 birinci ile ikinci çarpımın iki katı 16k artı ikinci karesi 4k kare eşittir. 48 eksi 12k kare yaptı. E, öbür tarafa attığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? 16k kare. Hepsini bu tarafta toplayalım. Artı 16k Ondan sonra artı 48 bu kaç yapıyor? Eksi 32 mi yapıyor? Eksi 32 eşittir 0 yaptı buradan. E, 16'ya böldüğünüz zaman 16 parantezini aldığınız zaman k kare artı k eksi 2 eşittir 0 mı oldu arkadaşlar bu? 16 çarpı bu ifade eşit 0'sa bu 0 bu 0'a eşittir. Yani bu da nedir? Artı 2'ye eksi 1 dersek evet çarpımları eksi 1 toplamları artı şey verdi. E buradan dolayı da ne aldı? Ne geldi? K artı 2'ye K eksi 1 geldi. Bu eşit sıfırsa K buradan ya eksi 2'dir ama eksi 2 negatif bir değer olamaz ya da K 1'dir. K'yı 1 bulduk arkadaşlar. K 1 ise o zaman burası 2 burası 4 burası da kaç çıktı arkadaşım? 3 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? DF uzunluğu isteniyor. Şimdi DF'ye yoğunlaşabiliriz. Arkadaşlar şu üçgende dış açı ortaylık mı var? Evet. Şunun tamamını oranı. Yani nereye yazacağız onu? Alta sırasıyla yazıyoruz işte. Hocam şuraya x diyelim isterseniz. x bölü x artı 6. x bölü x artı 6 eşittir ne olmak zorunda? Hani ilk ok nereye diyor? 3'e. İkinci ok nereye diyor? 6'ya. 3 bölü 6'ya eşit. Buradan sadeleştir sadeleştir. 1, 2 kaldı. 2x x artı 6'ya eşitse x de buradan ne geldi o zaman arkadaşlar? 6 geldi. Yani 7. soru böylelikle edremit oldu arkadaşım. Geldik 8'e. Açı ortaylar verilmiş ve 3'e 4. Biz direkt şuradaki oranlamalara bakalım. Bir de kök 14 verilmiş. Arkadaşlar öncelikle şuradaki üçgende ne var? Bir açı ortay var. Hangi açı ortay? O açı ortayı hemen şöyle bir gösterelim. Şuradaki açı ortay kullanalım arkadaşlar. Bu açı ortaya bakacak olursak. Hocam şuradaki oran burada da olmayacak mı? Evet yani burası 4K iken burası ne olacak? 3K olacak. K'yı bulurum ben kök 14'ten dolayı. İsterseniz hemen bulalım. Kök 14 neye eşittir arkadaşlar? Kollar çarpma eksi tabanlar çarpma. Kollar çarpma 16K eksi tabanlar çarpma da 9K olduğundan dolayı her iki tarafın karesini aldım. 14 eşittir. Bu da 7K yaptı. Ve K'yı da buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Eyvallah. Şimdi başka ne var burada? Başka bir de şurada bir arkadaşlar açıortaylık. Bakın şurada dış açıortaylık var. Dış açı ortaylıkta bakın şunun tamamına oranı ne olacak? 3 bölü 4 olacak. Yani buraya y deyip de y bölü y artı kök 14 3 bölü 4 artık yapmıyorsunuzdur. Yapmayın da bence. Niye? Hocam bunun tamamının oranı 3 bölü 4 olacak ya. Yani direkt burası y dediğimiz 3 enken tamamı 4 n olacak dersiniz. N'i de buradan böylelikle kök 14 diye bulursunuz. E şimdi ne yapacağız? Bir de burada dış açı ortay teoremi var arkadaşlar. Dış açı ortay teoremini de uygulayalım. E x de işte neye eşitti? Kare tabanlar çarpımı yani 3n çarpı 4n eksi kollar çarpımıydı. Yani 3k çarpı k'yı da 2 bulmuştuk gerçi. Burası 6 burası 8. Direkt 6 çarpı 8 yazabiliriz arkadaşlar. Tamam n yerine de ne yazacaktık burada? Kök 14 yazacaktık. Yani burası ne yaptı arkadaşlar? Kare kütüğünde 12n kare yani kök 14'ün 12n kare. Bu da 12 çarpı kök 14'ün karesinden 14 geldi. Eksi 48 geldi. Bu 168 eksi 48. 168 eksi 48 de kaç yapıyor? 120 yapıyor. Kök 120. Kök 120 de nedir arkadaşlar? Bu 4 çarpı 30 olduğundan 2 kök 30'a eşit olur arkadaşım. Yani 8. sorunun cevabı böylelikle akçay çıktı. Geldik 9'a. Hemen dikkatimi çeken bak şu üçgen oldu yine. Bu üçgende herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Kenarlar var mı diye bakıyorum dik üçgenin kenarları yok gibi duruyor. Ama şu ED uzunluğunun K olduğunu DC uzunluğunun 4K olduğunu yazalım. Var. Bakın diktenle dik çizilmiş öklit bağıntısı var değil mi arkadaşlar burada? Evet. Burası 4K. E o zaman H diyelim şuraya. H kare eşittir P çarpı K'dan. Şuraya yazalım. H kare eşittir K çarpı 4K'dan. E H buradan 4, H kare neye eşit oldu? 4K kareye eşit oldu. E buradan da H'i ne bulduk o zaman? 2K bulduk. Evet arkadaşlar burası 2K oldu. E şimdi şuradaki üçgende hocam açı ortay kollara çizilen eşit olacağı için hocam şu parça ile şu parça kesinlikle eşittir. Bak açı ortay kollara çizilen eşit. K dediğimiz aynı zamanda ne oldu? X oldu. E sonrasında hocam burada aslında K'ya 2K var. Şuradaki üçgene bakacak olursak yani şu üçgene bakacak olursak bu üçgende bir açı ortaylık var. Fark ettiniz mi? Evet bu üçgende açı ortaylığa bakalım. Hocam bu tarafında 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran olacak. O zaman burası ve şuradaki oran 2'ye 1 olduğundan burası 10 olacak. E sonrasında bir Pisagor bağıntısı yapabilir miyiz? Yapmasak da olur. Şöyle ki hocam burası neydi? Açı ortay kollar açılan eşit ayırdıkları yerler de eşit olacak. K'yı x bulduk ya 2K burası da 2K oldu. Yani burası da 2X mi oldu? Evet. E sonra ne yapacağız burada? Tamamı da 10 olduğundan buraya da 10-2x kaldı. Şurada Pisagor yapabiliriz. Aslında büyükte de direkt Pisagor yapabilirdik ama biraz fanteziye daldık. Önemli değil. Büyükteki Pisagor'dan da direkt hocam burası 10. Burası x artı 5. Burası da 2x deyip oradan da bir işlem yapabilirsiniz. İsterseniz şu fanteziye hiç girmeyelim tamam mı? Büyükteki Pisagor'dan yapalım. Yani 10'un karesi eşittir. x artı 5'in karesi artı. 2x'in karesinden işlem işlem işlemi duyan zaten anlamıştır. x buradan kaç çıkar arkadaşlar? 10 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 13 kendidir. Hocam burası 8 olması için x 3 olacak. x yerine 3 yazarsam burası da 6 oluyor mu? Oluyor. Demek ki x'i kaç bulduk böylelikle? 3 bulduk. 9. soru Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Hmm. Şurada bir açı ortaylık var. Bir açı ortaylığı kullanalım. Sonra buradaki açıları da kullanacağım arkadaşlar. Kullanmak zorundayım zaten burada. Ee, nasıl kullanacağız? Bakalım arkadaşlar. Öncelikle şu açı ortaylığı kullanayım. Bu açı ortaylığa baktığım zaman 12 bölü 16... 4'e bölsem 3, 4'e bölsen kaç yapar burası? 4K yapar. Evet şurası 3K, burası da 4K oldu arkadaşlar. E ee, sonra, e hocam başka şuradaki nokta açılarını da kullanmam da lazım. Benim nokta açılarını nasıl kullanacağız? Bir açılara dalalım. Alfa alfa desek burası da alfa. E ee, hocam burası da alfa. Bunlara bir beta beta diyelim tabii ki. Beta beta diyelim. İki iç açı bir dış açıdan alfa artı beta. Hocam Burada da 2 iç açı. Şurada da 2 iç açının toplamı bir dış açıdan. Burası da alfa artı beta yaptı. A alfa artı beta iken burası da alfa artı beta ters açıdan. Şurada bir ikiz kenarlık çıktı mı çıktı. Yani burası 12 mi oldu? Aynen öyle. AB bölü DC isteniyor. Şimdi dikkat arkadaşlar. Şu üçgende de bir açı ortaylık çıktı. Tabandaki oran 1'e 3 değil mi? 1'e 3 olduğundan dolayı arkadaşlar. Bakın 1'e ee, e 3 olacak. O zaman burası 3K ise burası K mı olacak direkt? Evet. E tamamı 4K'ydı. Buraya da 3K kaldı. O zaman AB bölü DC isteniliyor bizden. AB'ye bakıyoruz. 3K. DC'ye bakıyoruz. 3K. Oranladığın zaman ne geldi? 1 geldi. 10. soru böyle denizli oldu. Geldik 11. soruya. ABC üçgeninin hemen ABC üçgeni çizelim arkadaşlar şöyle. Rastgele bir ABC üçgeni çizdik. A, B, C. Sonra A köşesinden çizilen açıortay BC'yi D kenarında kesiyormuş. Buradan çizilen kenar ortay. BC'yi D kenarında kesiyormuş. Hemen şöyle açı ortayı gösterelim. Ve AB kenarına çizilen paralel. D noktasına. BC kenarı D noktasına. Ve D noktasının AB kenarına çizilen paralel. D noktasından AB'ye çizilen paralel de şu değil mi arkadaşlar? Şununla şu paralel. E, nerede kesiyormuş? E noktasında kesiyormuş. AC'yi. Evet DE'yi 4 birim vermiş bize. Ali Bey uzunluğunu 12 vermiş bize. E hocam burada öncelikle şu paralellik var paralellik ve açıortaylık ortaylık aynı anda varsa hop z yok mu arkadaşlar burada var. E o zaman noktaya nokta x kenar çıktı. Burası da 4 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapabiliriz? Bizden ce uzunluğu isteniyor bizden. Şuradaki x isteniyor. Allah Allah. Açıortayı kullanacağız mı burada? Ee, direkt benzerlik aslında arkadaşlar. Şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. E paralelse açı çıkar mı diye düşünüyorum bir yandan da 12 bölü 4 artı x. Tabi açı ortaydan koldaki oranı tabandaki orana yazıp sonra yine benzerlik yapacağız ama direkt zaten şunlar belli ya. Temel orantı belli arkadaşlar. Şunun tamamının oranı x bölü x artı 4 neye eşittir? 4 bölü 12'ye eşittir. Sadeleştir. 3 kaldı. 3 x eşittir x artı 4'ten 2 x eşittir 4'ten x'i buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Bizden ce uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Yani 2 isteniyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Ve geldik son soruya. ABC bir üçgen, ADE eşkenar üçgen. Hocam AD eşkenar üçgenmiş. Şu eşkenar üçgen olduğu için açıları ne yapıyoruz? Şöyle bir yazıyoruz. 60, 60 ve 60'ları şöyle bir yazdık. Ve EF ile AB birbirine paralelmiş. Şu paralel doğruları da şöyle kırmızı ile gösterdim arkadaşım. Sonra madem paralel şöyle bir Z kuralı var mı? Var. 60 burası paralellikten geldi. 60 60 saat Burası da 60 yaptı mı? Yaptı. Ya da yöndeşlikten dolayı 60 burası da 60 yaptı. Kara Fatma KC'ye eşitmiş. Evet. Kara Fatma uzunluğu Burası KC'ye eşitmiş. Eyvallah. BCD açısıyla bakıyoruz. BCD açısıyla evet şuradaki açıyla da DCE açısı. DCE açısı da eşitmiş arkadaşlar. Şöyle şunlar. E başka hocam şunda ikiz kenar vermiş ya. Bunu da ikizkenar kenar verdiği için burası da nokta açısı oldu mu? Oldu. E direkt ben bir şeyler çıktı. Nokta 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 atmış bu üçgende. Ya da yöndeşlikten dolayı burası da nokta yapıyor. En büyük üçgende nokta 2 nokta ve 60 yani nokta açısına ben alfa dersem burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa olsun. Toplamda 3 alfa. Bakın 3 alfa artı 60'ı kaç bulduk? 180 bulduk. O zaman buradan 3 alfa eşittir. 120 ise alfayı buradan kaç buluruz? 40 buluruz. EDC açısı. EDC açısı isteniyor bizden. Madem alfa 40 şu üçgene bakacak olursak bizden şu x açısı isteniyor. 40, 60, 60 ve x'in toplamı. 40, 60, 60 ve x'in toplamının ne olması lazım? 180 olması lazım. X de böylelikle ne çıkar arkadaşlar? 20 çıkar. Yani 12. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Ve böylelikle üçgende açıortayla ortayla ilgili testleri bitirdik. Yani 3. testinde bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kenar ortay testi yani 4. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.